15 Temmuz darbe girişiminde amaç hükümeti devirmek miydi? Yoksa o akşam yaşananlar daha büyük bir planın parçası mıydı? Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu soruların yanıtını verdi. Amaç Türk milletiyle devletini ve askerini birbirine düşürmek. Belki de bundan sonra çatışma ortamı oluşturmaktır diye yazdı. 1960 ve 1980 ihtilallerinde görmüş biri olarak ilk andan itibaren bu darbenin diğerlerine benzemediğinin altını çiziyoruz. Türk milleti ilk kez kanlı bir darbe gördü ve bu darbenin devamının olacağından bahsediliyor. Bizim kanaatimiz amaç sadece bir darbeli hükümetin görevden el çektirilmesi olmayıp Türk milletiyle devletini ve askerini birbirine düşürmek belki de bundan sonra çatışma ortamı oluşturmaktır. Bu çatışma ortamı tankların sivillere ateş açmasıyla denenmiş ancak vatandaşlarla siyasi iradenin beraber hareketiyle başarıya ulaşamamıştır. Millet sokaklara dökülerek bağımsızlığına ve demokrasiye sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve de milleti üzerinde Batı'nın neticeye ulaştıramadığı şark projesi dikkate alındığında ikinci veya üçüncü darbenin tankla, silahla olması şart değildir. Alevi-Sünni meselesiyle iç karışıklığın çıkarılabileceği bir ayaklanma ortamı tankların yapamadığı darbeyi yapabilir. Ya da kabul etsek de etmesek de yolunda gitmeyen ekonomimizde bir darbe sebebi olabilir. Veya aile hayatının bittiği, sosyal yardımlaşmanın yok edildiği, gaz gaspın, fuhuşun, hırsızlığın her yerde yayıldığı bir Türkiye'de sosyal bir darbe an meselesidir. Göğüslerin siper edildiği tanklara karşı kazanılan zafer bundan sonra sivil, ekonomik veya sosyal patlamalarla neticeye ulaştırılmak istenebilir. Öyleyse Türk milleti Alevisi, Sünnisi, Bektaşısı ile bir olmalı, sivili askeriyle kucaklaşmalı, devletiyle ve milletiyle kaynaşmalıdır. Amerikan Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford dün Türkiye'de temaslarda bulundu. Gelişinden önce Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri Işık, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın darbeci askerlerin tutuklanmaları ile ilgili olarak yaptığı açıklamayı yani bizim çocuklar bu işi yaptı anlamına geliyor şeklinde yorumladı. Hatırlanacaktır 12 Eylül darbesi içinde CIA Türkiye masası istasyon şefi Paul Hens bizim çocuklar işi bitirdi demişti. Umarız hükümetimiz stratejik ortaklık yaptığımız Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri gözden geçirir. Orta Doğu'da dengelerin süratle değişti. Sınırların ABD ve İsrail adına şekillendiği bu günlerde FETÖ gibi ABD ve Avrupa'da kök salmış darbecilerin oyununa gelmeyecek. Birleşik Devletler gibi büyük küresel sömürgecilerin maşası olmayacak tamamen milli politikalara ve siyasetçilere ihtiyacımız var. Bizler 20 yıldır FETÖ'nün dini ve milli değerlere karşı tehdit olduğunu en üst kademelere kadar anlattık. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyük Ortadoğu Projesi ve Arap Bağrı ile yaptıklarından en zararlı çıkacak ülkenin Türkiye olduğunu ikaz ettik. Ne diyelim bazıları yaşananlardan sonra Allah bizi affetsin derken biz indallah'ta çok şükür her şeyi anlatmıştık, herkesi ikaz etmiştik diyebileceğiz. Profesör Doktor Haydar Baş